Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Şubat ayı olan toplantısı yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Büyüğün faaliyetlerle ilgili açıklamasının ardından TSO'dan fakslanan mektupla ilgili görüşmeler sonrasında mektup olayının kapatılması ve Ümit Özmen'in istifasının kabul edilmemesi kararı alındı. Sakarya'da 2010 yılının Mayıs ayında meydana gelen kasap, pide salonu ve dönercilerde bulunan tek tırnaklı hayvan etlerinin bugün gündeme getirilmesine tepki gösteren Adapazarı Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kopal, bu olayın zamanında üzerine gidilseydi bugün bunları konuşmuyor olurduk dedi. Düzce Valisi Adnan Yılmaz, Adapazarı Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kopalan'ın konuşması üzerine bazı açıklamalarda bulundu. Vali Yılmaz, biz Düzce olarak neyi keseceğimizi biliriz. Buna Düzce'nin adının karışmasını arzu etmem, asla da tasvip etmem dedi. Cedide Mahallesi Basmacılar Çarşısı mevkiinde şüpheli paket ihbarı alan emniyet ekipleri seferber oldu. Bir süre sonra çantanın sahibi gelince herkes rahat bir nefes aldı. Sancaktar Mahallesi, Kalmak Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Düzce Valisi Adnan Yılmaz, Kalıcı Konutlar Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde okul bünyesinde kurulan ve üretime geçen süt ünitesinde incelemelerde bulundu. 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi'nin ilk genel kurulu yapıldı. Genel kurulun ilk 10 dakikası basına açık yapılırken geriye kalan bölümün basına kapatılması tepki çekti. Eğitim İş Düzce İl Temsilcisi Zeki Bayram yaptığı basın açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliği hakkında yayımlanan yönetmelik tam anlamıyla yandaş mantıkla hazırlanmıştır dedi. Düzce Belediyesi tarafından kalıcı konutlarda düzenlenen mezarlık yerine kimse ilgi göstermiyor. Yaşayan efsane Halet Çamber'in hayatının anlatıldığı ve Düzce'li tiyatro sanatçısı Celil Yağız tarafından sahneye uyarlanan Halet Abla destanı 5000 lise öğrencisine sergilenecek. Düzce Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Ateş'e gazeteciler sürpriz bir doğum günü yaptılar. Voleybolda Düzce Belediyespor iki önemli deplasmanı hazırlanıyor. Üçüncü sıradaki yerini koruyan temsilcimizin ligde dört maçı kaldı.